Uzman antropolog Ömer Dağ. Evet Ömer Bey, arkamızdaki fosille alakalı bilgiler verir misiniz? Arkamızdaki fosil de bu sene Yamula Barajı kenarından çıktı. Bu seneki yazın çalıştığımız kazı çalışmalarında çıktı. Bilim merkezine yine aynı yöntemlerle getirdik. Çünkü sağlamlığını koruyabilmemiz için alçı ceket dediğimiz yöntemle fosili bilim merkezindeki bu arkamızda bulunduğumuz alana kadar getirdik. Peki genel detay olarak hangi hayvan türüne ait bir fosil? File ait bir kafatası. Hatta tamamını koruyabilmiş. Sadece defans dişinin %20'sini kaybetmiş bir kısımda. Bir kısımda da %50'sini kaybetmiş. Alt çenesiyle beraber bulduk. Fosil tama yakın olması bakımından döneminin ve türünün tama yakın olma özelliğini taşıyan Türkiye için çok önemli bir örnek. Tek diyebilirim bu tamlıkta, bu büyüklükte bir fosil. Alt çenesiyle beraber bulduğumuz için çok çok bizim için değerli. Çünkü günümüzde hala faylanmalar devam ediyor. 7,5 milyon yıldan günümüze kadar gelene kadar tabii ki de institü dediğimiz olduğu şekilde bulma şansımız olmuyor. Ama alt çenesinin hemen yanından çıkması bizi heyecanlandırdı. Güzel bir Peki örnek. nasıl temizleniyor bunlar? Fosiller. Fosiller ilk başta alçı ceket dediğimiz yöntemle getirdiğimiz için ilk başta alçılarını çıkartıyoruz. Tabi kademe kademe ilerliyoruz. Alçının altında sedimanlı tabakası da denk geliyor. Sedimanı da temizliyoruz. Temizlediğimiz her noktayı kendi özel yapıştırıcılarımızla güçlendirerek kademe kademe ilerliyoruz. Hatta kuyumcu titizliğiyle yavaş yavaş çalışıyoruz diyebilirim. Peki ne kadar süredir? Ne kadar süre oldu buna başlayalı? Buna Ne kadar sürdü? başlayalı aşağı yukarı bir 30 gün oldu ve devam ediyor. Büyük bir örnek olduğu için tam süre söylemem doğru olmaz ama 30 günden beri çalışmayı devam ettiriyoruz bu fosilde. Fosil çok büyük bir örnek olduğu için özel bir masa yaptırdık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle özel bir masa yaptırdık. Özel bir platform oluşturduk. Kendisi de çok hassas olduğu için destekleri çok güzel konması lazım. Tabanının seviyesinin çok güzel ayarlanması lazım. Bunları ayarladık. Ve inşallah bittiğinde yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kurulacak olan ve bünyesinde planlanan, açılması planlanan Paleontoloji Müzesi'nde inşallah sergileyeceğiz.